Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz aydın kavramına değiniyorduk. En son Osmanlı aydınını ele almaya başladık. Osmanlı aydınının işte Karlofça'dan sonra yavaş yavaş Batı'yı tanıma çabası içerisine girdiğinden bahsettik. Bu daha çok yurt dışına gönderilen, Avrupa'ya gönderilen aydınlar sayesinde mümkün oluyordu. Fakat zaman içerisinde ne oldu? Zaman içerisinde işte bir aydın sınıf doğmaya başladı. Bu aydın sınıfın doğmasını sağlayan veya bunu en azından altyapısal olarak hazırlayan işte bir gazetecilik, matbaanın yaygınlaşması, okur yazarlığın artması, dergicilik faaliyetleri bu sayede yavaş yavaş yani Avrupa'da bu biraz daha üniversitelerin kurulması, üniversitelerde hocalık yapan, en azından geçimini böyle sağlayan veya işte zengin çocuklarına ders veren bir aydın sınıfın özelleşmesiyle başlamıştı. Tabi orada matbaa çok daha önceden, 1500, işte 20-30'larda Hollanda'da, Almanya'da falan matbaanın yaygınlaşması söz konusu. Biz de biliyorsunuz, Lale Devri'nde ilk defa mümkün olacak. İbrahim Müteferrika bir Macar müftedidir. Kendisi matbaayı kuracak. Sonrasında matbaa önce sadece dini olmayan eserlerin basılması, işte Katipzade'nin, Katip Çelebi'nin kitapları, işte ilk Van Kulu Lügatı, daha çok tarihle ilgili, coğrafya ile ilgili, Türk diliyle ilgili kitapların basılması kaydıyla matbaaya izin verilecek. Dini kitapların basılması uzun bir süre yasaklanacak. Yani bir Kur'an-ı Kerim'in basılması, çoğaltılması veya hadis kitaplarının veya işte diyelim ki bir Mesnevi Şerhi'nin falan basılması yasaklanıyor. Bunda da herhangi bir aslında dini taassup değil de daha çok burada etkili olan şey nedir? Daha çok burada etkili olan yoğun bir orada tabii şey var, sınıf var. Bu zanaatkar, bunlar kitapları elle çoğaltıyorlar. Bundan kaynaklı olarak da kitapların, bu tür dini kitapların matbaada basılması bu insanların çoğunu işsiz hale getireceği için buna karşı çıktıklarını söyleyebiliriz. Demek ki bu yeni aydın sınıfın doğuşuyla birlikte ortaya çıkan bu devletin nasıl kurtarılacağı meselesiydi. Hem Osmanlı Devleti'nde hem bugün, aslında bugün de tam olarak belki aşılabildiğini söylemek mümkün değil. Hep bizim biliyorsunuz son 200 yıldır, hatta 250-300 yıldır en önemli çabamız bu devleti nasıl kurtarabiliriz? Sosyolojimiz bunun için seferber olmuştur. Siyasetimiz bunun için seferber olmuştur. Aydınımız bu meseleyi çözmeye çalışmıştır. Yani bizi motive eden en güçlü duygu, bu devlet yıkılıyor, bu devlet ayakta duramayacak, bu gidişle çatırdayıp yıkılacak ve biz bunun altında kalacağız. Yani bir konak gibi düşünün, konakta bir yangın var ve bu yangın söndürülmezse bütün konak ve konakta yaşayan herkes ağır bir saldırı altında kalacak, evsiz kalacak. Yani bir konağın yıkılması, herkesin sokaklara düşmesiyle bir devletin yıkılması ve herkesin bir anlamda kurda kuşa yem olması aynı şey. Nasıl işte bugün görüyorsunuz işte Suriye'de, Libya'da birçok yerde devlet otoritesi ortadan kalkıyor. Bütün ülkeler bakıyorsunuz ki orada kendilerine düşen lokmayı almak için leş kargaları gibi oralara üşüyorlar. Sonuçta olan ne oluyor? Halk kavruluyor. Halkın güvenliği, huzuru, namusu bile kalmıyor. Doğal olarak da gerek Osmanlı gerek sonraki işte Türkiye Cumhuriyeti hep bizim temel sorunumuz bu devleti nasıl kurtarabiliriz? Bu devleti yeniden eski günlerine, eski parlak devirlerine nasıl döndürebiliriz? Tabii bunun mümkün olmadığı anlaşılacak daha sonra. Cumhuriyetle birlikte bu gövdeye yeni bir aşı yapılacak. Bu yeni aşıyla birlikte o çağa uygun yeni bir devlet tanımı, yeni bir devlet biçimi ortaya çıkacak. Yani bir anlamda o konak yıkılarak yerine bir apartman yapılacak tabiri caizse. Çünkü konakların artık yaşama zamanı kalmadı. Yani bunu biraz böyle sembolize ederek anlatıyorum. Konak bir Osmanlı devleti ise konak biliyorsunuz geniştir. Konakta çok farklı sayıda insanlar kalabilirler. Konağı bir imparatorluğa benzetebilirsiniz. Geniş aile yaygındır. Geniş ailenin yanında işte hizmetçiler, birçok işte bahçıvanlar, birçok farklı gruptan insanlar da burada bulunurlar. Köleler falan işte hatta orada çalışan insanlar bulunurlar. Şimdi böyle düşünürseniz konak bir Osmanlı kültürünü yansıtır. Apartman ise bir modern bir yapıdır, modern bir konuttur. Buradaki apartman kültürü, apartman daha çok bireyseldir. Yani şey açısından bakarsanız, eğer apartman açısından bakarsanız apartmanda tek bir aile kalır. Bunu da bir ulus devlete benzetebilirsiniz. Yani artık ulus devletlerin yaşama zamanıydı, apartmanların zamanıydı. Ya diyeceksiniz bugün apartmanlar da artık yerle eksen oldu. Onun yerini de İşte büyük rezidanslar, büyük işte ne bileyim kuleler, bu yeni yaşam biçimleri almaya başladı. Evet doğru,
Belki bunu da biraz küreselleşmeyle falan açıklayabiliriz. Yani bir konut tanımından yola çıkarak bile esasında bütün bu değişmeyi ele alabiliriz. Konaklardan apartmanlara geçiş, apartmanlardan ise bugün daha farklı bir yaşam biçimi olan işte dediğim gibi bütün işte tüketime dayalı işte altında AVM'lerin bulunduğu, alışveriş merkezlerinin bulunduğu, sinemaların bulunduğu, otoparkların bulunduğu, fitness salonlarının bulunduğu, yüzme havuzlarının bulunduğu yeni bir yaşam konsepti. Bu da herhalde bugün küreselleşmeye, yani post ulus devletin daha sonraki aşamasına özgü bir şey. Demek ki yaşam biçimleriyle bile esasında yönetim biçimleri arasında bir ilişki olduğu iddia edilebilir. Bu ilişkinin iddia edilmesi son derece de reel olarak temellendirilebilir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Osmanlı bir dilim gibi bir konaktı ve bu konak yangın altındaydı. Konaklar biliyorsunuz dayanıksız malzemeden yapılır. Genellikle ahşaptır. Ahşap olduğu için de yangınlara karşı dayanıksızdır. Yangın çıktığında kolayca alev alabilir ve kolayca bu yangın bütün konağın yıkılmasına yol açabilir. Şimdi Osmanlı açısından bakarsanız da bu konak dediğimiz çok uluslu bir yapıda olması, yani konağın içerisinde çok çeşitli, çok farklı milletten insanlar var. Zaten Osmanlı'nın en büyük şeyi buydu, sorunu buydu. Osmanlı Devleti bir ulusa, bir ortak bir millete dayanmıyordu. Dayanmadığı için de doğal olarak bu insanları birleştirecek bir güce ihtiyaç vardı. Şimdi daha önceki dönemde bu sorun olmadı. Niye sorun olmadı? Çünkü devlet otoritesinin merkezileşmesi, devletin merkezi bir devlete dönüşmesi modernleşmeyle ilgili bir şeydir. Modernleşme öncesinde böyle bir durum söz konusu değildi. Yani modernleşme her şeyin ölçülebildiği, sayılabildiği, merkezden idare edilebildiği, rasyonel bir şekilde yönetilebildiği bir sistemdir. Yani sizin tebanızı, halkınızı bilmeniz lazım, nüfusunuzu saymanız lazım, toprak miktarını ölçmeniz lazım, hayvan sayısını bilmeniz lazım. İşte bu seneki diyelim ki ürünleri ne kadar olacağını az çok tahmin etmeniz, buna göre bir vergilendirme koymanız, asker sayınız, sınırları tayin etmeniz, eğitimde insanları kitleselleştirmeniz. Şimdi bütün bunlar moderniteye özgü şeyler. Daha önce böyle bir şey söz konusu değildi. Daha önceki dönemde dediğim gibi yani Osmanlı Devleti'nde belki 72 farklı millet yaşıyordu. Devlet otoritesinin buralara kadar ulaşmasına gerektirecek bir şey de yoktu. Yani Libya'da, ne bileyim Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta Osmanlı otoritesi vardı ama ya muhtemelen bu otorite çok yüzeysel bir otoriteydi. Çok aşağılara kadar nüfuz etmiyordu. Sahil kesimini sadece kapsıyordu. Çok muhtemeldir ki halkın yaşam biçimine herhangi bir müdahale söz konusu değildi. Halk, yani orada bir yönetici belki vardır ama bunun Türk mü olduğu, Arap mı olduğu falan çok da bilinen bir şey değildi. O bölgenin daha çok kendi halkından insanların yönettiği, merkezi olarak İstanbul'a bağlı ama temelde o bölgenin kendi ihtiyaçlarını karşıladığı bir yönetim modeliydi. Yani modernite öncesinde bunu daha önce Roma'da yapmıştı, Bizans'ta yapmıştı, İran'da yapmıştı, Mısır'da yapmıştı. Yani dünyada o güne kadar var olan sistem buydu zaten. Geniş imparatorluklar ancak böyle yönetilebilirdi. Şimdi dediğim gibi modernite her şeyi alt üst etti. Modernite tamamen her şeyin merkezden idare edildiği, bir ortak bir toplum yaratıldığı, bu toplumun kitlesel eğitimle, matbaayla, yani medyayla, ne bileyim işte sağlık politikalarıyla, güvenlik politikalarıyla birleştirildiği bir toplum öngörüsünü zorunlu kıldı. Şimdi Avrupa'da 1648'de Vestfalya Barış Anlaşması imzalanınca da Avrupa'da yavaş yavaş uluslar ortaya çıkmaya başladı. Yani Protestanlarla Katolikler arasında başlayan bu 30 yıl savaşları sonucunda Avrupa yoğun bir insan kırımına uğradı ve en son bir uzlaşıya vardı. Bu uzlaşıyla birlikte Avrupa'da işte Hollanda gibi, ne bileyim işte Belçika gibi, ki daha önce Britanya Krallığı zaten vardı ve yavaş yavaş dünya üzerine egemen olmaya başlamıştı. Hollanda yine denizlerde çok güçlüydü. İspanyol ve Portekizler denizlerde çok güçlüydüler. Şimdi yavaş yavaş burada uluslar oluşmaya başladı. Zaten Avrupa'nın şansı şu, Avrupa hemen hemen 1000 yıldır bir uluslaşma süreci yaşıyordu. Yani Avrupa'ya geldiklerinde buranın yerli halkı, şeyler geldiklerinde, Cermen halkı kuzeyden bugünkü Cermanya, Almanya tarafından aşağı indiklerinde ki aslen Vikinglerin yaşadığı kuzey bölgelerinden geliyorlardı. Bir Hint Avrupa ırkıydı. Bu toplum geldiğinde büyük ölçüde aşağılarda Avrupa'nın işte Galya taraflarında, Fransa taraflarında, daha güneye inen kısımlarında şeyler vardı, Keltler vardı. Bu Kelt milleti bugün işte İskoç ve diğer toplumların aslı Gal milletidir. Şey, Keltlerdir. Bu Keltlere üstünlük sağladılar ve zaman içerisinde bu bölgeleri ele geçirdiler. Yani işte Cermenlerin de bir sürü farklı ırkları vardı. Yani ırk demeyeyim de farklı alt kimlikleri vardı. Saksonlar, Anguslar, Franklar, Ostrogotlar, Visigotlar, Gotlar, yani bunların hepsi
Dediğim gibi çok farklı Cermen ırkları vardı ve buraya gelişleriyle beraber yavaş yavaş bu bölgede kendi kültürel asimilasyonlarını da yaptılar ve bu sayede yavaş yavaş Cermen ırklarından milletler oluşmaya başladı. Şimdi dediğim gibi bu işte bir tek Doğu Avrupa'da Macarlar gibi, Bulgarlar gibi bazı Slav ırklar buna karşı direnç gösterebilirler. Onun dışında Avrupa'nın, onu da Hristiyanlaşma sayesinde Avrupa kimliğinin bir parçası haline getirdiler. Yani Macarların, Bulgarların Hristiyanlaşması Avrupa kimliğinin ortak bir parçası olmalarını sağladı. Şimdi Avrupa demek ki aşağı yukarı 1000'li yıllardan itibaren ortak bir kültürel kimliğe ulaşmaya başladı. Bu sayede de işte Vestfalya ile birlikte Avrupa'da bir uluslaşma süreci de tamamlanmaya başladı artık. Yani sınırlar tayin edilmeye artık bu ülkeler arasında Fransa gibi, işte dediğim gibi Hollanda gibi, Belçika gibi ülkeler sınırları belirlenmiş bir şekilde oluşmaya başladı. Şimdi bu açıdan Osmanlı Devleti'nin en büyük sorunu neydi? Bu uluslaşma sorunu. Yaşadığımız bölge itibariyle ne Balkanların, ne Anadolu'nun, ne Mezopotamya bölgesinin bu uluslaşma sürecini başarması mümkün değil. Çünkü çok çok, çok farklı etnik gruplar var. Çok farklı insan grupları var. Burası Avrupa gibi böyle tek bir ulusun, yani ağırlık olarak Cermenlerin bulunduğu, Doğu Avrupa gibi sadece ağırlık olarak Slavların bulunduğu bir toplum değil. Tamamen asırlar boyunca bir geçiş uğrak noktası olduğu için bu bölgede çok farklı milletler yaşıyorlar. Balkanları düşünün belki. Yani bir taraftan işte Slav asıllı toplumlar var. Bu Slavların kendi aralarında bile yaşadığı işte ırk, mezhep, özellikle din sorunları, Hırvatlar, ayrı, işte Katolik, Sırplar, Ortodoks, Boşnaklar, Müslüman, işte Arnavutlar ayrı, dediğim gibi Romenler, Eflaklar, Boğazanlar ayrı, Macarlar, Estonlar farklı. Bunlar içerisinde Pomaklar gibi, Ulahlar gibi bir sürü farklı alt kimlikler de söz konusu. Kafkaslara bakıyorsunuz yine öyle. Laz ayrı, işte Çerkez ayrı, Çeçeni ayrı, ne bileyim işte Balkar ayrı, ne bileyim işte İnguşu ayrı, Dağıstanlısı ayrı, Avarı ayrı, bir sürü farklı toplum var. Şimdi bütün bunların Osmanlı'nın belki de en büyük zaaflarından birisi bu ırk mozaiği olmasıydı, etnik mozaik olmasıydı. Burada bir uluslaşma sürecinin başarılı olması çok çok zordu. Zaten Dünya Savaşı'nın da Balkanlardan başlaması, buradaki milliyetçilik politikalarının ne kadar aslında toplumları birbirine düşman ettiğini de gösteriyor. Ya tekrar toparlarsam Osmanlı Devleti'nin yaşayacağı en büyük zaaf bu merkezileşme politikalarıydı. İkinci Mahmut'la başladı bu merkezileşme politikaları. Orduyu işte diskalifiye ettikten sonra Yeniçeri Ocağı'nı büyük ölçüde Mahmut tıpkı Petro gibi, Rus İmparatoru Petro gibi imparatorluğu merkezi bir imparatorluğa dönüştürmeye çalıştı. Bunu biraz daha sağlamlaştıran sonraki yılları demir yol hatları olacak, telgraf hatları olacak. Ve yavaş yavaş işte bir laik okulların kurulması, özellikle işte tıbbiyenin kurulması, mühendishanenin kurulması, bunun yanında hatta Abdülhamit döneminde kurulan Mülkiye Mektebi, yavaş yavaş artık medreseden yetişen veya işte Enderun'dan yetişen bir saray kuşağının değil de tamamen bilimsel bir altyapı ile yetişen yeni bir sınıfın hem yönetimde hem siyasette hem aydın sınıf olarak öncü olmasını sağladı. Yani dedim ki Osmanlı'nın beceremediği, başaramadığı en önemli şey bu uluslaşma süreci oldu. Fransa dediğimizde işte Napolyon bir Fransız toplumuna hitap ediyordu. Biliyorsunuz Avrupa'da işte uzun süre ordular paralı ordulardı. Ve bu paralı ordular işte savaş zamanlarında günlük belli bir harcırah ödenerek tayin edilirdi. İlk defa Fransa'da bir imparatorluk ordusu, bir ulus ordusu ortaya çıkmıştı. Yani yavaş yavaş artık kendi ulusunun geleceği için, kendi milletinin işte bekası için savaşan yeni bir ordu sınıfı ortaya çıkmıştı. Napolyon mesela bu sayede 3 milyonluk falan ordular oluşturmaya başlamıştı. Paralı değil, sırf gönüllü ordular veya zorunlu ordular. Zorunlu askerliğin başlaması. Şimdi burada da bu gönüllü veya zorunlu ordular neye dayanır? Bir millet bilincine dayanır. Yani kalkıp da siz insanları Fransa'nın ikbali için, Fransa'nın bekası için savaşa çağırıyorsanız gerisinde bir Fransız milletine olan bir ülkünün olması lazım. Şimdi Osmanlı Devleti için bunu sağlamak çok zor. Yani çok ileriye gitmeye gerek yok. Yani 1911'leri hatırlıyorum ben. Yani hatırlıyorum derken yanlış anlaşılmasın. Çalıştığım zamanlar itibariyle doktora tezinde o dönemki bazı yazıları hatırlıyorum. Yoksa o dönem görecek kadar uzun yaşamadım. Şimdi o dönemde yani bu Anadolu'daki insanların bile kendilerinin Türk olduğunu fark ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü bununla ilgili ciddi şeyler var. Mesela Erzurum'da birine soruluyor. Sen terekeme misin? Yani Türk müsün diyorlar. O da diyor ki ne münasebet ben Müslümanım diyor. Şimdi bir yerde Türklük dediğimiz şey henüz oluşmuş değil. İşte Balkan Savaşları'nda bir Rus gazetesi, bir
haber yayınlıyor. Balkan Savaşı'nda cepheden kaçan bir Türk askeri. Soruyor, nerelisin? İşte Konyalıyım. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum diyor. Niye diyor? İşte ölmemek için diyor. Şimdi bir yerde karşınızda eğer böyle bir milli bilinci olmayan bir toplum varsa 1911'lerde, 12'lerde bile işiniz çok zor. Yani öbür tarafta ulusunun geleceği için savaşan bir Fransız, öbür tarafta işte bir Almanya, Almanya var. Bismarck döneminde başlayan bir Alman uluslaşma süreci var. Öbür tarafta Bulgarlar mesela çok çok önce bizden, çok daha önce Bulgarların bir milliyetçilik düşüncesi var. Yani Bulgar aydınlarının, Bulgar öğretmenlerin köylere gitmesi, köylerdeki halkı büyük Bulgar kimliğiyle birleştirmeye çalışması, yine benzer şekilde Sırp toplumunun, benzer şekilde diğer Avrupa'daki Balkan milletlerinin, yani bizim biraz geç kaldığımız konu bu milliyetçilik konusu oldu. Bundan kaynaklı olarak da biz dediğim gibi, şimdi milliyetçilik de şöyle bir tehlike barındırıyordu Osmanlı Devleti açısından. Niye diyeceksiniz ki Osmanlı Devleti bir Türk milliyetçiliğine yönelmedi? Niye yönelmedi? Çünkü yönelseydi, hani Abdülhamit dönemini hatırlayın, Abdülhamit niye diyelim ki bir pan-İslamizm politikasını tercih etti de bir pan-Türkizm tercih etmedi? Pekala bunun real olduğunu bilseydi Abdülhamit pan-Türkizm de yapardı. Ki aslında onun politikalar içerisinde bir Türkçülüğün de gizliden gizliye olduğunu söyleyebiliriz. Yani İslamcıların hepsinde değilse bile en azından bir kısmında gizliden gizliye bir Türkçülük de vardır. Bugün de öyledir. Yani bugünkü mesela iktidarın yapısına bakarsanız muhafazakar milliyetçi bir yapı görüyorsunuz. Yani İslamcılık da aslında Türkçülüğün zaman zaman iç içe girebildiğini görebiliyorsunuz. Her ne kadar özünde bazı farklılıklar varsa da en azından olması gerekiyorsa da çünkü İslamcılık bir taraftan bir sosyalizm gibi enternasyoneldir. Yani bir ulus kimliğine değil, din kimliğine dayanır. Bu yüzden hiçbir kimliğin yani hiçbir etnisitenin diğerine üstünlüğü olmadığını düşünür. Türk olmakla Arap olmak arasında veya işte Kürt olmak arasında veya Çerkez olmak arasında herhangi bir fark olmadığını düşünür. Bu yüzden din kardeşliği esasına dayalıdır. Tıpkı işte Avrupa'daki Katolisizm gibi, Katolik dindarlığının işte yarattığı kardeşlik ülküsü gibi. İslam'da böyle bir en azından ortak bir kimlik etrafında birleştirmeye çalışır. Diğer taraftan Türkçülük biliyorsunuz ağırlık olarak etnisiteyi ön plana çıkarır ve Türk olmayı bir gurur kaynağı olarak ele alır. Bundan kaynaklı olarak da evet aralarında temel bir takım sorunlar varsa da Türkçülerin söylediği şey şu, yani İslam güçlü olursa Türkler de güçlü olur. Türkler güçlü olursa İslam da güçlü olur. Bu nedenle bu ikisi arasında bir ayrıklık yoktur. Esasında Türkiye'nin güçlü olması, yani Türk milletinin güçlü olması, İslam'ın da güçlü olması demektir. İslam'ın güçlü olması, Türk milletinin güçlü olmasına bağlıdır. Böyle bir koşutluk kurarak esasında bu çelişkiyi örtmeye çalışıyorlar. Tabii çok daha derinlerde yaşanan önemli çelişkiler var ama onlara hiç girmeyeyim. Yani temelde dediğim gibi Türkçülük politikası izlemenin yaratacağı en büyük sorun şuydu. İmparatorluğun dediğim gibi kahir ekseriyeti Türk olmayanlardan oluşuyordu. Yani bu Balkan savaşlarından sonra bile böyleydi. İmparatorluğun belki yarısından fazlası henüz Türk olmayanlardan oluşuyordu. Diyelim ki Suriye, Irak, Filistin, hatta 1882 yılına kadar Mısır bize bağlıydı. Libya 1911 yılına kadar bize bağlıydı. Yani en azından nüfusun yarıdan fazlası hala Araplardan oluşuyordu. Arapların yanında dediğim gibi Lübnan'da mesela yaşayan bir sürü farklı millet vardı. Suriye'de öyle, Irak'ta öyle, Güneydoğu'da öyle. Şimdi böyle olunca da bir Türkçülük politikası ne olacaktı? Doğal olarak da imparatorluğun buradaki Türk olmayan unsurlarını imparatorluktan ayrılmaya itecekti. Araplar arasında da böyle bir milliyetçilik duygusu yoktu. Yani o dönemde Araplar için bile Arap milliyetçiliği, Arapçılık çok bilinen bir şey değildi. Bu Arapçılık politikasını izleyenlere bakarsanız bunlar da büyük ölçüde Arap Hristiyanlarıydı. Mesela Arapçılığın, Arap milliyetçiliğinin daha çok taşıyıcıları kimlerdi derseniz bunlar büyük ölçüde dediğim gibi Lübnan'da yaşayan, Suriye'de yaşayan gayrimüslim Araplardır. Yani Hristiyan veya diğer dinden Araplardır. Müslüman Araplar arasında da herhangi bir şekilde böyle Türklerle Araplar arasında bir farklılığın olduğuna dair şeye kadar yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar böyle bir ayrımın olmadığını söyleyebiliriz. Mesela 1917'deki bu Şerif Hüseyin'in ayaklanması, o bile hani Şerif Hüseyin bir kabile önderidir ve İngilizlerin biliyorsunuz o bölgede ciddi yatırımları olmuştur. Gerçi Şerif Hüseyin de kaybedecektir sonuçta o bölge Suud ailesinin eline geçecek ama bir yerde mesela denir ki bu Arap isyanı işte bütün Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyanıdır. Yanlıştır mesela böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece bu Suudi Arabistan'ın belli bir bölgesi ki bu bölge hiçbir zaman gerçek anlamda Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmemiştir. Yani Osmanlı Devleti tarihi olarak bakın Hicaz dışında yani Mekke Medine dışında Suudi Arabistan'ın
iç bölgelerine hiçbir zaman hüküm altına almamıştır. Alması da mümkün değil çünkü buralar Arap kabilelerinin yaşadığı yerler ve burada kabilecilik var. Yani yoğun bir şekilde bunlar devlet otoritelerini tanımazlar, kendi kabile önderlerini tanırlar. Bu bölgede dediğim gibi Şerif Hüseyin'in bu Haşim ailesi, diğer taraftan Suud ailesi, belli güçlü aileler var ve bu ailelerin kendi aralarında yaşadığı rekabet var. Ya bunlar medeni toplumlar değil, bedevi toplumlar. Ve dediğim gibi bunlar tamamen o bölge çöl. Çöl olduğu için de buranın kontrol edilmesi çok zor. Belki de mümkün değil. Bu yüzden Osmanlı Devleti zaten burayı kendi haline bırakmış durumda. Ancak ne zaman müdahale ediyor? Bazen bu bölgede çıkan ayaklanmalar oluyor. Mesela diyelim ki Mekke Medine'ye saldırıyor. Ona müdahale ediyor. Ne bileyim işte mesela yine bu Vahabilerin, bu Suudi Arabistan'da çıkan Muhammed bin Abdülvehhab'ın ortaya koyduğu, bugün Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olan Vahabilik, daha sonra Suud ailesiyle bunlar ittifak yapacaklardır. Bu Vahabiler mesela bir dönem şeye saldırırlar, Kerbela'ya saldırırlar. Kerbela'daki Şii Müslümanları katlederler. Biliyorsunuz bu Vahabiler bu tür özellikle Şiileri dinsiz olarak görürler. Bugün de Suudi Arabistan biliyorsunuz İran birbirlerine düşmanlar. Suudlara göre Şiiler putperesttir. Bunlar Müslüman değillerdir. Çünkü putlara taparlar. Onların türbelerini put olarak veya işte puthaneler olarak görüyorlar. Onların inançlarını tamamen İslam dışı olarak görüyorlar. Şia'ya göre de aynı şekilde Vahabiler Müslüman değildir. Bugün Suriye'de işte zaman zaman rastladığımız Şiilerin Sünnileri katletmesi. Benzer bir şekilde bu iki farklı şeyin söz konusu. Osmanlı Devleti hani bu kadar sert bir Sünni-Şii politikası izlememiştir ama bu Suudi Arabistan bunu yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde Aleviler, Şiiler var. Zaman zaman siyasi olmakla birlikte Osmanlı Devleti bunlara karşı, yani Türkmenlerin bazı zaman zaman biliyorsun Osmanlı Devleti'ne çıkardığı ayaklanmalar vardır. O da işin ilginç tarafıdır. Osmanlı Devleti'ne en çok ayaklananlar Türkmenler olmuşlardır. Yani bu devlet bir Türk devletidir ama netice olarak bu devlete karşı da en büyük karşı çıkış hep Türkmenler göstermiştir. Yani bakın tarihe, Kürtler ve Araplar bu kadar ayaklanmamıştır. Eğer tarihi açıdan bakarsak Osmanlı Devleti'ni benimsemeyenler bizzat Türklerin kendileridir. Niye böyle diyeceksiniz? Türkmenlerin de biliyorsunuz benzer bir yapısı var, aşiretçilik yapısı var. Yani bizim ailemiz de işte bir Türkmen olduğu için az çok biliyorum. Kabilecilik anlayışı, aşiret anlayışı, bu kabilecilik ulusun gelişmesini engelleyen bir şey. Yani bir yerde siz sadece kime bağlı kalıyorsunuz? Sadece aşiret önderine bağlı kalıyorsunuz. Mesela işte bizim anlatırlar bu atalarımız Yozgat taraflarına gelmiş. Orada mesela bir kale komutanıyla bizim aşiret reisinin işte büyük kimse artık Feruz Bey diyorlar. İran'dan gelmiş. Bir çatışma çıkmış, bir şey olmuş. Sonra işte o kale komutanı buradaki aşiret önde gelenlerinden birinin oğlunu astırmış. Nasıl olduysa, nasıl öyle bir şey yapıldıysa. Sonra bütün aşiret toplanmış. Demişler ki herkes işte bir yiğidinden vazgeçsin. Biz bunun öcünü alacağız. Bu şekilde kale basılmış ve kale komutanını oraya asmışlar. Şimdi bir yerde bakıyorsun devlet otoritesini tanımayan, tamamen kendi şahsi otoritesini işin içerisine koymaya çalışan doğal olarak da isyankar bir Türkmen toplumu var. Bundan kaynaklı olarak da ne olmuş? Sürekli Osmanlı Devleti bunlara ordu göndermiş. Sürekli kaçmak zorunda kalmışlar. Ve Türkmenlerin göçebe bir yaşamı tercih etmesi de en büyük sorun. Osmanlı Devleti bunları sürekli isyan etmeye çalışmış ama Türkmenler de aynen şeyin söylediği gibi, Dadaloğlu'nun söylediği gibi Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir diye. Bugün hala Güneydoğu'nun Toros'un işte birçok yaylaklarında görürsünüz Türkmenleri hala göçerdirler. Avşar boyları, Kınık boyları, işte ne bileyim Türkmen boyları hala bu yaşamlarına devam ederler. Bu da dediğim gibi hem birincisi devlet otoritesini tanımazlar. İkincisi kendi aşiret bağlılıkları vardır. Üçüncüsü yerleşik hayata geçmedikleri için bunlar barbar demeyeyim ama yani şey değillerdir, medeni değillerdir. Ve bunlar da dini inanç çoğunlukla da daha böyle ilkel bir dini inançtır. İlkel derken yani tabii dini inançın ilkeli olmaz ama demek istediğim daha böyle göçebeye özgü bir dini inançtır. Çoğu kez de yerleşik bir dini inanç olmadığı için de batılla hakkın birbirine karıştığı böyle karma bir dini inançtır. Mesela pek çok Türkmen isyanının gerisinde bir tane sahte şeyhin öne çıkıp da Baba'ya ayaklanmasına bakarsınız, Şeyh Kalender'e ayaklanmasına bakın. Birçoğunda ben işte peygamberim diye ortaya çıkan veya ben işte Mehdi'yim diye ortaya çıkan yani yarı dindar, dini bile anlamayan şeyhlerin önderliğinde isyan eden Türkmenler var. Dini bilgisi de çok zayıf. Bundan kaynaklı olarak da dediğim gibi çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin uzun süre Türkmenlerle baş edememesine yol açıyor.
Hatta dediğim gibi bizim aşireti de Osmanlı Devleti sürekli kovalamış. İlginçtir mesela bizi Rakka'ya sürmüşler. Rakka biliyorsunuz bugünkü Güneydoğu'da işte çöl. Türkmenleri çöle sürmüşler. Çöllere ne var? Tabii yiyecek içecek hiçbir şey yok. Bunlar hayvancılıkla geçiniyorlar. Doğal olarak da sürekli ordu gittiğinde tekrar geri dönerlermiş. Geri dönüp de halkın mallarına çok zarar verirlermiş. Tabii ki özellikle bu yerleşik hayata geçen toplumlar sürekli Türkmenlere şikayet ederler. Birincisi Türkmenler hırsızdır. Diyeceksiniz ki hani nasıl böyle bir şey olur? Türkmenlerde hırsızlık bir güç gösterisidir. At hırsızlığı hatta bir neredeyse insanın kendinin rüştünün ispatı demektir. Bu tür hırsızlık dediğin yani ganimet düş diyebilirsiniz. Hani diyeceksiniz ganimet gayrimüslime karşı yapılır. Bir yerde bu tür bir güç gösterisi olarak da sonra dediğim gibi belki istemeyerek de olsa bu hayvan götürüp getirirken sürekli olarak tarlalarda, bağlarda, bahçelerdeki malları talan etmeleri, ziyan etmeleri de en çok şikayet konusudur. Ve sürekli Osmanlı Devleti'ne şikayetler gelir. Şu Türkmenler işte bizim mallarımızı yağmaladı. Şunlar işte asilik yaptılar, işte otoriteyi dinlemediler. Şunları şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bu yüzden de dediğim gibi Osmanlı Devleti yani belki Arap toplumundan çok Türklerden çok çekmiştir. Bu da dediğim gibi yani buradaki Arap aşiretlerinden hani Suudi Arabistan'dan falan bahsediyorum. Buradaki aşiretlerin de yapısı aşiri bir toplum olduğu için hani Ziya Gökalp der ya kavmiyet devri, ümmet devri ve millet devri diye. Bunların büyük ölçüde kavmiyet yani bu henüz kavmicilik döneminde kaldığını söyleyebiliriz. Ha, bir kısmı belki ortak bir dini referans altında birleşmişlerdir ama birçoğunun henüz uluslaşma sürecinin çok uzağında olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de buradaki Arap toplumunun tümü değil ama çok az bir kısmı. Birincisi Arap Hristiyanlar, ikincisi de bu bölgede Vahabi kültürü altında kalan ve İngilizlerin politikalarıyla büyük ölçüde Osmanlı Devleti'ne düşman edilen çok az bir Arap toplumunun bunu en azından bu zokayı yuttuğunu söyleyebiliriz. Onun dışındaki mesela bu Filistin cephesinde, diğer tarafta Irak'ta, Kutulamare'de, Suriye'de Osmanlı Devleti'nin savaşan askerlerinin belki yarıdan fazlası, belki üçte ikisi zaten Araplardan oluşur. Buradaki ordunun işte biliyorsunuz Çanakkale'de savaşan çok fazla Kudüs'ten, işte Şam'dan, Halep'ten, ne bileyim Bağdat'tan gelen Müslümanlar, Araplar da vardır. Yani bu Arapçılık ve Türkçülük politikaları evet bu iki toplum birbirine düşman etmiştir doğru. Fakat dediğim gibi Osmanlı Devleti yıkılırken bile çok güçlü değildi bu. Ne Arapçılık çok güçlüydü ne Türkçülük çok güçlüydü. Bu ikisi birbirine düşman değildi ve en azından bu seviyede değildi. İddiaçıların biraz bu konuda ciddi politikalar olacak. İddiaçıların özellikle Türkçülük politikaları Arap toplumunu rahatsız edecek. Buna hiç şüphe yok. Birçok işte Arap önderinin astırmaları Halep'te, Şam'da. Yani bu kıyımların biraz da Arap toplumunun özellikle iddiaçılara karşı biraz kin beslemesine yol açacak. Halbuki Abdülhamit hatırlarsanız ne yapmıştı? Arap toplumunu kendine bağlı hale getirmişti. Bunu İslamcılık politikasıyla yapmıştı. Yani İslamcılığı niye yapmıştı Abdülhamit? Dediğim gibi imparatorluğun yarıdan fazlası hala Araplardan oluşuyor. Kalkıp da bütün bu bünyeyi kesemezsiniz. Ne yapmanız lazım? Bütün bunları ortak bir referans noktasında birleştirmeniz lazım. Bunun yolu da nedir? Bunun yolu da işte şeydir, İslam'dır. İslamcılık politikasıdır. Halifedir. Halife-i Ruhu Zemin'dir. Bunun da kısmen de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Arap isyanı, dikkat edin 1917'ye kadar Şerif Şeyh'in çıkardığı cüz'i bir isyan dışında, Yemen'de tabii, Yemen'de unutmamak lazım. Ama şunu söyleyeyim, 17. yüzyılda bile Yemen'de isyan var. 18. yüzyılda Yemen'de isyan var. Geçin hatta 2000 kaçtayız? 2020'deyiz. Hala bugün Yemen'de isyan var. Yemen toplumu garip bir toplum yani. 400 yıldır, 500 yıldır kimse oraya Yemen olamıyor. O bölgenin doğal bir sosyolojisi var. Bu sosyolojide aşırı bir toplum. Dediğim gibi bu bölgeye egemen olmak isteyenler buradaki kabile arasında yaşanan savaşlardan bir türlü bir millet sistemi yaratamıyorlar. Bu yüzden hani Yemen'deki çıkan isyanlar, evet Osmanlı Devleti Türk askerleri özellikle Yemen'de ağır kayıplar vermiştir. Dediğim gibi işte Suudi Arabistan çöllerinde ağır kayıplar vermiştir. Bunun dediğim gibi çok eskiden beri Yemen'in talihsiz olarak yani aslında orayı hiç almasak daha iyiymiş. O bölgenin tabii stratejik önemi var. Akdeniz ticaretini kontrol ettiği için, Süveyş kanalını kontrol ettiği için. Ama onun dışında Yemen'e bir türlü Osmanlı'nın otorite sağlayamadığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi bugün bile onun da nedeni şu biraz. Hem dediğim gibi aşırı bağlılıklar hem de o bölgenin Sünni ve Şii olarak ayrılması. Biliyorsun Osmanlı Devleti Sünni bir devletti ve bundan dolayı da Şialar üzerinde, Şiiler üzerinde İran'ın kontrolü vardı tarih boyunca. Bugün de benzer şekilde Suudi Arabistan belki orada Sünnilerin önderliğini yapmaya çalışıyor. Benzer şekilde İran o bölgede Şii nüfusu kontrol etmeye çalışıyor. Yani bugün de Şii ve Sünni arasındaki çatışma Yemen'in kontrol edilmesini mümkün kılmıyor. Bu nedenle dediğim gibi tekrar toparlarsam bu
Osmanlı Devleti'ndeki son dönemdeki bu fikir hareketlerinin, aydın hareketlerinin gerisinde demek ki en baştan beri hep ne vardı? Bir devleti kurtarma politikası vardı. Yani aslında fikirlerin hepsinin bir, ne diyelim, bir enstrüman olduğunu düşünmek lazım. Bu enstrümanların hangisi buna uygun olmuş? Yani insanlar asıl amaç devleti kurtarmak. Bunlar arasında hangisi daha uygun olur? Yani bu dediğim gibi bir İslamcılık olur, bu işte zaman gelir Türkçülük olur, zaman gelir diğer tarafta Batıcılık olur, Osmanlıcılık olur. Belki bunlara ilave yeni fikirler olabilir. Yani bunların hepsinin tek amacı devleti kurtarmaktı. Bunlar dediğim gibi bir enstrüman niteliğindeydi. Asıl amaç bu olduğu için de zaman zaman bunlar arasında bir politik tercih, politik karar almada farklı yönelimler olabiliyordu. Abdülhamit döneminin koşulları farklıydı. Koşullar farklı olduğu için de bu koşullar altında İslamcılık en real politik olarak gözüküyordu. Dediğim gibi dışarıda özellikle Hint Müslümanları İngiltere açısından en azından yani Osmanlı şunu istiyordu esasında İngiltere'den. Biliyorsun 1882 yılına kadar İngiltere Osmanlı Devleti'nin bağımsız ve tek olarak kalmasına yönelik bir politika izliyordu. 1882'de bu politikadan vazgeçti. Mısır'ı işgal etti. İşte Kıbrıs'ı ele geçirdi. En azından Osmanlı Devleti Kıbrıs'ı geçici bir süre şeye bıraktı. İngilizlere bıraktı. Sonraki dönemde yavaş yavaş Ruslarla bir yakınlaşma politikası izleyip Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına müsaade etmeye başladı. Şimdi bu durumda, bu demiştim daha önce işte 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı büyük bir felaketle sonuçlanmıştı. Bu felaketi önleyen de İngilizler olmuştu. Yani Ruslara karşı set çekerek, belki yanına işte Almanları da alarak, belki işte Fransızları da yanına alarak Rusların Boğazları ele geçirmesinin önüne geçmek için burada tüm Rusların kazandığı toprakları geri verdirmişti. İşte Romanya bağımsız olmuş, Bulgaristan prenslik olmuş, Sırbistan bağımsız olmuş falan ama Kars, Ardahan, işte Batum, Osmanlı Devleti'nden Ruslara geçmiş. Buna rağmen de Osmanlı Devleti, yani Makedonya dışında evet doğru diyorsun bir toprağı kalmadı ama buna rağmen de en azından Edirne, işte Makedonya bu topraklar kısmen de olsa bizde kaldı. Yine Bosna Hersek'i kaybettik, orayı da Avusturya aldı. Bir yerde demek evet büyük toprak kaybına uğradık ama en azından devletin en azından bir ne diyelim 77 dersek bir 40 yıl daha ayakta kalmasını sağlamış olduk bu sayede. Ama İngilizler daha sonra politikadan vazgeçtiler ve Rusları desteklemeye başladılar. Bu da doğal olarak Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı bir şeye ihtiyaç var. Bir kullanabileceği koza ihtiyaç var. Yani tehdit edecek bir araca ihtiyacımız var. İngiliz İmparatorluğu'nun, Britanya İmparatorluğu'nun da nüfusunun büyük kısmı Müslümanlardan oluşuyor. Dediğim gibi Hindistan nüfusunun en az üçte biri Müslüman. Onun dışında diğer Uzak Asya toplumlarında olsun, Mısır'da olsun yoğun bir Müslüman nüfusu var. Halifenin hala güçlü bir kontrolü, güçlü bir otoritesi var. Bundan kaynaklı olarak da dışarıda da İngilizlere karşı eğer ki Osmanlı Devleti'ni parçalamak niyetindeysen bak biz tek gitmeyiz. Eğer bize karşı bir saldırı olursa bütün İslam dünyasını harekete geçiririz. Halife olarak işte Hint Müslümanlarını, Mısır Müslümanlarını ve diğer bütün Müslümanları size karşı ayaklanmaya çağırırım. Bunun neticesi olarak da siz de bütün bu sömürgelerinizi kaybedersiniz. Bu politikanın esasında Abdülhamit döneminde hayata geçirildiğini söyleyebilirim. Demek ki Abdülhamit'in bir real politik diyebileceğimiz bir şey vardı. İslamcılık real politiğin bir yansımasıydı. Milliyetçilik de dediğim gibi bunu takip edecek diğer bir politikadır. Şimdi tabii Batıcılığa gireceğim ama Batıcılık az bir zamanımız kaldı. Belki aradan sonra bir ders daha yapabiliriz vaktiniz varsa. Yani toparlayayım bunu. Batıcılığa da isterseniz aradan sonra gireyim. Bir 5-10 dakika ara veririm. Batıcılık da esasında politikalardan biriydi. Osmanlı Devleti'nin yıllardır eksikliğini Batı'yı taklit etmede, Batı'yı örnek almada, model almada olduğunu söyleyen bugün de dikkat ederseniz en güçlü fikri akım hala Batıcılıktır. Hala işte üniversitelerimizde hala ne bileyim işte yıllardır AB'ye girmeye çalışırız. İşte NATO'nun bir üyesiyiz. Muasır medeniyetler seviyesi işte ta Atatürk'ün çizdiği bir model olarak karşımızda duruş. Yani asırlar demeyeyim ama özellikle son bir yüzyıldır aşağı yukarı bütün politikalarımızın özünde bir batılılaşma. Yani bu kavram eskiden garplaşmaymış, sonra batılılaşma olmuş. Bugün de buna modernleşme diyoruz. Bunun değişik adlarla anılmasının bir önemi yok. Yani bugün için en güçlü politik tercihlerden bir tanesi batıcılıktır. Tabii ki batıcılık pür bir tek başına böyle ne diyelim sabit, homojen bir şey değil. Bunun da kendi içerisinde farklı nüansları var. Batıcılık ama ne kadar batıcılık? Batılılaşmadan ne anlıyoruz veya modernleşmeden ne anlıyoruz?
Bütün bunlar acaba bizim kültür medeniyetimizde nasıl bir aksülamel, yani nasıl bir reaksiyon meydana getirecek? Bütün bunlarla ilgili tartışmalar var. Son bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Bunu da isterseniz biraz aradan sonra değineyim. Yani bir 7-8 dakika ara vereyim. Ondan sonra tekrar birlikte olalım isterseniz.